Herzlich willkommen zum Deutschunterricht. Um birinci sınıfların Almanca dersine hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Deutsch macht Spaß kitabından ilerliyoruz. Hem ders kitabı hem de çalışma kitabından aynı anda bu sefer ilerleyeceğiz arkadaşlar. Ee, ödev gibi öyle bir şeyler olmayacak kesinlikle. Ben hepsinin cevabını da vereceğim. Hiç ise hepsini doğru yapın diye sınav zamanında daha kolay çalışırsınız. Doğru bilgilerle. Ee, bildiğiniz üzere ikinci ünitemiz... E, az çok bakmışsınızdır daha çok sağlık ve vücudumuzdan söz konusu olacak. Ve ilk konu olarak da tabii ki vücut bölümleri yani Almanca karşılıkları neymiş onları öğreneceğiz. Ders kitabına sayfa 21'de ilk olarak böyle bir görsel karşımıza çıkıyor. Altta da tabii ki birkaç tane cümleler vardı. Onları eşleştirmemizi istiyorlar. Fakat ben o tarafı şu an size göstermedim. İlk olarak bunu yapabilmek için bir iki bir şey bilmemiz lazım. Bir hemen onlara bakalım. Der Ağrı demek arkadaşlar. Ich habe Kopfschmerzen. Başım ağrıyor. Er hat Zahnschmerzen. Dişi ağrıyor. Sie hat Bauchschmerzen. Karnı ağrıyor. Yani bu da arkadaşlar e, Kopf, Zahn, Bauch, yani sırt mesela. Burada bir şey dediğimiz zaman yani vücut hatlarımızdan bir şey söylediğimiz vakit direkt Schmerzen koyduğumuzda hani oranın ağrıdığını söylüyoruz karşılık olarak Tut ve acıyor anlamına geliyor. Mein Hals tut ve boğazım acıyor. Sein Arm tut ve onun kolu acıyor. Yani bu bir erkekten söz konusu. Ihr Kopf tut ve onun başı acıyor. Bu da da bir bayandan söz konusu. Die Gesundheit sağlık. Unsere Gesundheit ist sehr wichtig. Sağlığımız çok önemli. Gesund sağlıklı demek arkadaşlar. Ich bin gesund, sağlıklıyım. Ich fühle mich gesund, kendimi sağlıklı hissediyorum. Şimdi aşağıdaki cümleleri görüyoruz ve eşleştirmemizi istiyorlar görsellerle. Özlem hat zahnschmerzen. Burada zahn diş anlamına geliyor. Özlem'in dişi ağrıyor. Burada tabii ki hemen de. Mia hat grippe. E, Mia grip olmuş. Burada e diye yazıyoruz. Üçe ehat hat Kopfschmerzen. Kopf'tan baş demiştik. Zaten Schmerz ise ağrı anlamına geliyordu. Başı ağrıyormuş. Burası C. Alex hustet. Alex öksürüyor. Burası arkadaşlar F. Dördüncü. Beşinci. Can Eskizunt. Burada can sağlıklı diyor. Buraya B yazıyoruz ve son olarak da tabii ki Zihat Kaufmeyatsın, pardon Zihat Bauchmeyatsın. Onun Karını ağrıyor diyor. Burası da arkadaşlar Adana. Şimdi bir dinlememiz olacak. Burada bizim vücut hatlarımızı yani işte kolumuzu, bacağımızı bunların hepsini bize Almanca anlatacaklar. Hem tekil olarak hem de aynı anda çoğulunu bize söyleyecekler. Yani ilk olarak tekil gelecek arkadaşlar. Daha sonra hemen arkasını anlatan kişi çoğulu söyleyecek. Ve kısa bir dinlememizi yapalım. Die Körperteile eins a ah, meine Körperteile Das Haar, die Haare Das Auge, die Augen Das Ohr, die Ohren Die Nase, die Nasen Der Mund, die Münde. Die Hand, die Hände, der Finger, die Finger, der Hals, die Hälse, der Arm, die Arme, der Bauch, die Bäuche, der Rücken, die Rücken, das Bein, die Beine. der Fuß, die Füße, das Knie, die Knie. Hemen arkadaşlar Türkçe bölümüne geçelim. Hiç değilse yazılı daha iyi görürsünüz. Das Sağ, saç, das auge göz, das o kulak, die Nase, burun, der mund ağız, die hand el, der finger parmak, der hals boyun boğaz, der arm kol, der bauch karın göbek, Der Rücken, Sırt, das Bein, Bacak, der Fuß, Ayak, das Knie, Diz, der Kopf, Baş ya da Kafa, der Zahn, Diş, das Gesicht, Yüz, die Stirn, Alın, die zie, Ayak Parma. Şimdi arkadaşlar hemen çalışma kitabımıza geçiyoruz. Sayfa 17 ve burada da hemen görseldeki doldurmaya başlıyoruz. Ben hemen sol üst taraftan başlıyorum. diharı Das Auge, das Ohr, der Arm, der Bauch, die Hand, das Bein, der Fuß, das Knie, der Finger, das Hals, der Mund der, die Nase. Devam Burada Kelimeler verilmiş ama yanlış bir şekilde yazılmış. Hani tam okunmuyor ne demek istediğini. bunun bizim düzgün yazmamızı istiyorlar. İlkinde Kopf yazılmış. Yani baş diye yazılmış, kafa diye yazılmış. İkincisi ne arkadaşlar? Soldan aşağı iniyoruz. Auge, göz. Bein, bacak. Finger, parmak. Rücken, sırt. Knie, diz. Nase, burun. Hals, boynu da boğaz demiştik. Ha saç, mund ağız, fuz ayak ve bol, karında arkadaşlar. Şimdi devam ilerliyoruz. Sayfa 18'iz çalışma kitabında. Burada arkadaşlar direkt bize kategori verilmiş. Der kategorisi, di kategori, das kategori ve çoğul olarak di. Yani hangi vücut hatları nereye geliyor? Hangisi derlen, dilen, dastan olduğunu bilmemizi istiyorlar. Hemen burada biz aklımıza hani gözümüz önünde e, listeyi canlandırarak da hemen yazıyoruz. Der röken, sırtı. Der Mund, ağız. Hals, boğazdı, boyundu. Der fuß, ya da auch Bauch, yani fu, ayak ya da karın. Die Nase, die Hand. Die zi, die yani burun, el, ayak parmağı, alın. Das Knie, Das Bein, Das Gesicht, Das Ohr. Neymiş Türkçesi? Diz, Bacak, Yüz, Kulak. Bunların arkadaşlar das kategorisinde. Ve şimdi de di çoğul olarak alanlar, Die Füße, Ayaklar. Die Hände, Eller. Die Zähne, Dişler. di Ohren, Kulaklar. Şöyle arkadaşlar burada alt tarafta bizim buradaki kelimeleri, şuradaki kelimeleri buraya Düzgün bir şekilde koymamızı istiyorlar. Burada şimdilik de das yazmıyor. Normal bildiğimiz derdiyi ders yazmıyor. Direkt burada arkadaşlar bakın ilk üçte ne yazıyor? Aynen, aynı, aynı. Yani bunlar arkadaşlar bir anlamına geliyordu. Ve burada bizi direkt arkadaşlar bir anlamını vermişler. Ama direkt akuzatif olarak vermişler. Yani nominatifte nasıldı? Aynı. Aynı ne demekti? Belirli de derdi akuzatifte aynen. Çünkü derde nasıl akuzatifte den oluyorsa burada da aynı ein, akuzatifte aynen oluyor. Yani paralel ilerliyor. Burada aynı di anlamına geliyor. Akuzatifte de di aynı kalıyor. Yani burada da bir şey değişmiyor. Aynı das demek. Bildiğiniz üzere das nominatifte ve akuzatifte değişmiyordu. Aynı kalıyordu. Burada da arkadaşlar aynı kalıyor. Eğer bu konuyu bilmiyorsanız ilk çektiğimiz video değil ikinci videoda belirli belirsiz atikil diye bir videomuz vardı arkadaşlar. Size tavsiyem o videoyu izlemeniz. Çünkü orada daha detaylı, daha bir düzgün bir şekilde anlattım. Çünkü burada şu an hızlı bir şekilde ilerliyorum. Hemen bakalım. Ich habe einen. Benim bir kafam var. Ich habe einen Mund. Benim bir ağzım var. Ich habe einen Bauch. Benim bir karnım var. Bakın arkadaşlar direkt hemen hepsi koyduklarım hangisi? Hep D kategorinden değil mi? Yani buradan koyduk. Şimdi ich habe eine. Benim bir. Burada kilerden hangisi buna uyar? Tabii ki de nazı. Hemen benim bir burnum var diyoruz. Çünkü bakın nazı zaten bu kategoride var. Ich habe ein. Benim bir. Buradaki kategoriden knie, bein, gesicht, o. Hangisi var arkadaşlar burada? O kulaklar demekti. Bu ozant olmuyor. Direkt o zaman gesicht'i koyuyoruz. Benim bir yüzüm var diyoruz. Ich habe zwei. Şimdi iki. Yani çoğul olarak söylediğimiz iki. Neyimiz var? Direkt ich habe zwei Augen. Göz. Ich habe zwei Oğun, iki kulağım var. Ich habe zwei Beine, iki bacağım var. Ich habe zwei Hände, iki ellerim var. Ich habe zwei Füße, iki ayaklarım var. Bu da şimdi ich habe zehn. Şimdilik benim on. On tane neyim var? Yani seçenekler ne kaldı? Parmak kaldı, bir de dişler kaldı. Biz tabii ki burada o zaman ne diyoruz? Ich habe zehn Finger. Ich habe zwei und dreißig. Senin benim 32 dişi var diyoruz arkadaşlar. Burada ist das dein Bein diye kız soruyor. Oğlan da nein das ist mein Kopf. Burada ist arkadaşlar direkt hemen bu anlamına geliyor. Bu senin e, bacağın mı diyor? O da diyor ki hayır bu benim kafam diye söylüyor. Bunun için tabii ki biz neyi bilmemiz lazım? Dein, mein anlamını, bunlar ne demek olduğunu. Burada da şahıs zamirlerindeki arkadaşlar, in, yani yelek ki bilmemiz lazım. Genetik halini bilmemiz lazım. Burada mein, dein, sein, ihr, sein, unser, euer, ihr, ihr. Bunları bilmemiz lazım. Çünkü biz mesela onun beli ağrıyor dediğimde ya da onun beli acıyor dediğimde burada arkadaşlar bunlardan kullanmıştım ilk sayfada. Onun için de bunları bilmemiz lazım. Gerçekten ezberle bilmemiz gerekiyor ki karıştırmayalım ve cümleyi doğru yapalım diye. Şimdi ben birkaç örnek vermek istiyorum hemen. Ist das dein Hals? Ja, das ist mein Hals. Bu senin boynun mu? Evet, bu benim boynum. Ist das dein Auge? Nein, das ist mein Mund. Bu senin gözün mü? Hayır, bu benim ağzım. Ist das dein Bauch? Nein, das ist mein Rücken. Bu senin karın mı? Hayır bu benim sırtım. Şöyle arkadaşlar bildiğiniz üzere ilk ünitemizde birkaç ilgeçlerden söz etmiştik. Yani edatlardan söz etmiştik. Ama o edatlar biraz zordu. Yani çünkü hem akuzatif hem datif alan edatlardı. Fakat şimdi burada arkadaşlar met edatı var. Burada yok yukarıda gördüğünüz gibi mit edatı e, her zaman için datifle gelir. Yani cümleye direkt hemen datifler ismin e halini yapar. Yani kesinlikle akuzatifle düşünmeyeceksiniz. Tek datif ile düşüneceksiniz. mit ne anlamına geliyor? Direkt ile birlikte beraber de da ikili veriyor. Burada arkadaşlar datif ne oluyordu? İsmin e hali oluyordu. Datif de o zaman biz neyi nasıl düşünüyorduk? Hemen der, dem, di, der, das, dem ve çoğulda da di, den ve n eki aldığını unutmayacağız. Tekil olarak der finger parmak, mit den finger parmaklarla, di nase burun, mit der nase burunla, das bein bacak, mit den beinen bacakla. Çoğulda yaptığımızı di hendi eller, mit den Hände, ellerle. Die Fuß difüze pardon difüze ayaklar madde difüze ayaklarla. Burada işte arkadaşlar burada DDA eklerini aldığını biz görüyoruz. Devam ilerleyelim. Şimdi bize bazı eylemler lazım, fiiller lazım. Çünkü hani işte gözle görürüz, kulakla duyarız. Bunu söyleyebilmemiz için Riechen koklamak, hören duymak, gehen gitmek, sehen görmek, spielen oynamak, laufen konuşmak, tragen taşımak, arbeiten çalışmak, schreiben yazmak, fühlen hissetmek. Hemen bakın, ders kitabımızda sayfa 22'de hemen aşağıda görüyorsunuz arkadaşlar. Man richt mit der Nase. koklasın diyorum. Direkt hemen bakın buraya ne yazmış? Mit der D nazidi değil mi? Hemen D naz olmuş. Bakın burada D, de olarak yazılmış. Deminki gösterdiğim. Man hört mit den Ohren. Kulakla, kulaklarla duyarız. Mit den Ohren. Burada arkadaşlar Ohren, D Ohren Yani bu da çoğuldu. Hemen ne oluyor o zaman? Den e, Ohren diye söylüyoruz arkadaşlar. Man geht mit den Füßen. Ayaklarla gidilir. Man sieht mit den Augen. Gözle görülür. Man spielt Gitarre mit den Fingern. Parmaklarla e, gitar çalınır. Man geht, läuft mit den Beinen. Bacaklarla gidilir, koşulur. Man trägt, arbeitet, schreibt mit den Händen. Ellerle taşınır, çalışılır ya da e, yazılır diye söylüyor. Burada da hemen birkaç tane de soru sormuş. Was machst Was macht man mit den Augen? Gözlerle ne yapılır diyor. Man sieht mit den Augen. Gözlerle görülür. Ma, was machst du mit den Beinen? Ayaklarla ne yapıyorsun? Ich gehe, renne und laufe mit den Beinen. Yani ben e, bacaklarımla koşuyorum, yürüyorum. Bunu bahsediyor. Evet arkadaşlar. Burada bunun devamı çalışma kitabından. Sayfa 18'den yapıyoruz. Bu hemen eşleştirme yapıyoruz. deminki gibi mit den Augen, gözlerle görürüz diyor. Mit den zitman. miten. Mit dem Mund isst man. Ağza yenir. Mit der Nase ne diyoruz? Mit der Nase riecht Yani burunla koklanır. Mit den Beinen, bacaklarla ne yaparız? Geht man. Bacaklarla gidilir. Mit den Augen, Hört Yani kulaklarla duyarız. Mit den Fingern. Burada da arkadaşlar. Mit den Fingern. Schreibt man. Parmaklarla yazılır. Umarım arkadaşlar size bunun faydası olmuştur. Yani hepsinin cevabını da verdim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.